Türkiye'nin dört bir yanında öğrenciler Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde şehit düşen 9 vatan evladını andı. İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır başta olmak üzere 81 ilde okullarda bayrak töreni öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin 7'den 70'e gençleriyle, vatandaşlarıyla bir bütün olarak vatan toprağını savunacağının altını çizdi. Ankara, İstanbul, Kocaeli, Siirt. 81 ilde öğrenciler tek yürek oldu. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde şehit olan 9 vatan evladı için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Bu ülke 7'den 70'e bütün gençleriyle, vatandaşlarla bir bütün olarak vatan toprağını savunacaktır. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Esenevler Şehit İbrahim Ateş Anadolu Lisesi'ndeydi. Önce saygı duruşunda bulunuldu. Ardından al bayrağın altında öğrencilerle beraber İstiklal Marşı'nı okudu. Törenin ardından Bakan Tekin terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Çocuklarımızın bu vatana sahip çıkma bilincini sağlayacak bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bir bütün olarak vatan toprağını savunacaktır. Her türlü fedakarlığı da yapacaktır. Bunu da herkes böylece bilsin. İstanbul'da da Şişli Nilüfer Hatun Ortaokulu bahçesinde toplanan öğrenciler saygı duruşunda bulundu. Sadece Ankara ve İstanbul değil, İzmir, Kocaeli, Nevşehir ve Diyarbakır'ın da aralarında olduğu 81 ilde öğrenciler İstiklal Marşı öncesi tek yürek oldu. Şehitlere saygı duruşunda bulundu. Şehit babası Mehmet Kılıç 7 yıl önce evladının acı haberiyle yıkılmış, o anda çekilen iki kare fotoğrafla da Türkiye'nin yüreğine kazınmıştı. Şehit babası Mehmet Kılıç, Kuzey Irak'tan gelen 9 şehit haberiyle bir kez daha yıkıldı. Hastaneye kaldırılan Kılıç tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Şehit babasının kalbi o habere dayanamadı. Bakışlarıyla hafızalara kazınan şehit babası hayatını kaybetti. Evladının şehit haberini böyle almış, yüreğindeki yangın yüzüne yansımıştı. O şehit babasının kalbi 7 yıl sonra 9 babanın daha aynı acı haberi almasına dayanamadı. Hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Uzman çavuş Gökhan Kılıç 7 yıl önce Suriye'nin Elbap kentinde DEAŞ'lı teröristlerin saldırısında şehit düştü. 3 ay önce evlendiği eşini ve ailesini bıraktı geride. Babası Gökhan Kılıç acı haberi Adana'da komutanlardan böyle aldı. Yıkıldı. O anda çekilen iki fotoğraf karesi tüm Türkiye'yi yaraladı. 7 yıl geçti ama evlat hasreti hiç geçmedi. Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nden gelen 9 şehit haberi sonrasında rahatsızlandı. Hemen hastaneye kaldırıldı. Şehit babasının kalbi gelen 9 şehit haberlerine dayanamadı. Şehit babası Mehmet Kılıç hayatını kaybetti. O da gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurlandı.